Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve Shenzhen Ayo'nun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ve bu bölüm sizlerle bir el solitör oynayacağız. Hafiften size bu oyunu da göstereyim. Evet. Bu el o kadar güzel gelmedi. Ben bunu bir yeniden dağıtmak istiyorum. Biraz daha rahat bir el istiyorum. Hızlıca bitirelim. Tamamdır. Hızlıca bitirebileceğimiz bir şöyle standart solitaire deck gibi eşleştirmelerimize başlayalım. Sonrasında bakalım burada hiçbir beşimiz var mı? Şurada bir tane var. Evet. Yedi, sen buraya gel. Tamamdır, burası oldu. Sonra sen şöyle gel. Bakalım kolay erişebileceğimiz bir 9 varsa onu bekleyelim. Var. Tamamdır. Sonrasında 6 var mı? Bunun altında var. Aslında bunun altındakini almak mantıklı olabilir şu an. 4. Evet. Sonrasında şunlardan bir tane kaldı. Evet, ve burayı temizledik. Şimdi sana gelelim. Bakalım bu kal. Çok büyük bir hata yaptık. İnanılmaz büyük bir hata yaptık. Evet, inanılmaz büyük bir hata yaptım. Bakalım burayı temizleyerek biraz bir şeyler yapabilir miyim? Ha. Evet. Çıkmaza soktun ki bizi. Evet, harikayım. Nasıl, dur. Hayır. Çıkmaza da değiliz. Tamamdır. Kurtardık. Ve voilà. Evet. Ve o ilk bunu da bitirdik. Şimdi asıl oyunumuza geri dönelim. Bakalım bu ne? Harmonic Maximization Engine. Ya bir ses ekipmanını ayarlayacağız. Bizden audio in'den gelen bir sinyal var. Audio output'a bu sinyal geçecek. Maximize sinyali açık olduğu takdirde ise audio out'a gönderilen sinyal dokümanda söylenen orana göre değişecek ki bu orana daha bak şu an yanda açık. 50 çıkartıp 4 ile çarpıp 50 ekleyeceğiz. Şimdi. Bunu böyle bağlayabilirim diye düşünüyorum. Ups, sen çok fazla geldin. Heh, tamamdır. Sonrasında da şunu da aslında biraz daha şekilli şukullu bağlayabilirim. Sen niye böyle bağlamıyorsun? Aynen, bu daha iyi oldu.
Şimdi gel bakalım sana ne diyeceğiz. Şimdi ilk önce P0'dan veri gelip gelmediğini kontrol edelim. Pardon. P1'den veri gelip gelmediğini kontrol edelim. TGT P1 0. P1 sıfırdan büyükse bu kısmı gerçekleştir diyoruz. Daha dur. Önce tabii move P0 accumulator. Sonra TGT P1 0. Ups, O yazmışım. 0. Ardından sub 50, 50 çıkarttık. Sonra mul 4, 4 ekledik. Ardından add 50. En son da mul accumulator x1. Ardından sleep. Şimdi şu devreyi aradan çıkartalım. Ya dur. Oops. Şimdi bir test edelim. Sleep 1 yazmamışım. Şimdi. Evet. Buradan 48 geliyor. Burası açık değil. 48'i attı oraya. Tabii şu an karşıda onu alacak bir iş. Evet, neyse karşıda alacak kısmını da yazalım. O zaman. Move x 0 P1 sleep 1. Evet, şimdi test edelim. 48 43 49 52. Tamamdır. Tabi burada bir sonraki değerler gözüküyor. 73. Oh. Çünkü at 40 yazmışım. 50 yazacağım. Tamamdır. Bakalım. Valla. Daha ucuza yapan olmuş. 4 yene. Bakalım 4 yenlik bir ekipman ne var? İlginç. Şunlarla falan gitmiş olabilirler. Ya da şunları falan eklemiş olabilirler, evet. Tamamdır, bunu tamamladık. Aa, unutmadan. Şu program hakkında. Uuu. Neyse. Şu program hakkında bir şey göstermem lazım. Önceki versiyonu hatırlıyorsunuz. Ups, bu değildi. Önceki versiyonu hatırlıyorsunuz neyse. Şu büyük devrelerden birini kullanmıştım. Artık bunu küçük devrelerden birine sığdırdım. Ve hani hatta burada 8 satıra indirmiştim. Evet, bu 8 satıra indirilmiş hali. Ve güç kullanımı çok daha az. Basitçe bayağı bir döngüyü aslında değiştirdim. Şimdi ilk olarak P1'den bir sinyal gelip gelmediğini kontrol ediyor. Gelmişse direkt ekliyor. O en basit kısmı zaten. Sonrasında P0'dan sinyal gelip gelmediğini kontrol ediyor. Sonra kontrol ediyor. Bunu eğer gelmişse 2 çıkartıyor. Devam edelim. Sonrasında t
Accumulator'daki sayının sıfırdan az olup olmadığını test ediyor. Eğer sıfırdan az ise, yani eksi 1'e ya da eksi 2'ye inmişsek, bunu sıfıra geri çekiyor. Sonrasında Accumulator'daki sayıyı x1'e atıp sleep diyor. Aslında ben bunun enerji tüketimini azaltabilirim düşündüğümde. Çünkü bir bakalım. Bak, şu iki değerlendirmeyi de her türlü yapıyor. Bu arada mesela şu an bir eksi 2'ye indi. Bunu sıfıra geri çıkarttık. Aklıma şimdi geldi de. CMP end. On end. 2 nokta üst üste. Evet, enerji kullanımı çok daha az bir kod yapmış olabilirim. Bir bakalım. Evet. Bir satır daha fazla oldu ancak enerji kullanımı azaldı. İki versiyonuna da bakabilirsiniz. Sonrasında bak, başka pulse generator'la alakalı. Bir arkadaşın dizaynını üzerine konuşuyorduk. Tamamdır. Ve tabii ki de video ortası mesajlarımı özlemişsinizdir. Gelelim. Infrared sensör. Wow. Evet. Şimdi. Time is simple. 1 saatten sanırım şu. Gelen bir veri. Tamam. Sensör, sensörde bir adet infrared sensörden gelen bir sinyal. Alarm ise sessiz alarma bağlı bir çıkış. When the current time 10 time'a eşitse alet çalışacak. Off time'a eşitse alet kapalı olacak. Tamam. Sensörden gelen sinyal 20'nin üstündeyse, yani 20 ve üstündeyse ise alarm çalacak. Tamamdır. Şimdi bakalım, bunu tek devreye sığdıramam. Tamamdır. O zaman siz şöyle geliyorsunuz. Mesela şu... döndürebiliyormuşuz. Güzel. O zaman şunları ben x0 ve x1'e atalım. Sonra sen gel. Çıkış sanırım burası. O zaman P0 buraya, ardından şunu da şöyle alalım. Tamamdır, devremizi bağladık. Şu kısım basit olacak eğer düşündüğüm doğruysa. Move sen x0 P1 sleep 1. Tamamdır. Bu x0'dan gelen veriyi P1'e atacak. Tamamdır. Şimdi on time ve off time. Bu ikisi değeri de vermesi bir tuhaf geldi ancak ikisine de ölçelim. Şimdi GT x0 pardon tek x0 sen P1'sin. P1 tamamdır. Bu açıkkenki komutu
açıkken accumulator'ı move accumulator 100 yapalım ta. 100 accumulator kafa karıştı. Ardından tek x1 aslında dur. P1 x0 P1 x1 tamamdır. P1'i okuyalım. Mov 0 accumulator. Tamamdır. Ardından sensör okumamız lazım. Abi de dur. TGT accumulator 0. Accumulator sıfırdan büyük ise CMP E. Tamamdır. E'yi sonra belirtirim. Hatta şimdi belirteyim. E iki nokta üst üste. Mov 0 x 2. X 2'sin sen değil mi? Evet, x 2. Devam edelim. Nasıl dur? Z ol sen. Bir de E. Sleep 1. Ardından değilse yani accumulator açıksa TGT P0 19. 19'dan büyükse yani 20 ya da daha fazlaysa artı mov 100 x2 tamamdır sanırım bu oldu. Abi de artı CMP tamamdır. Kontrol edelim. Oh. Reset. Bakalım burada hatamız ne? Accumulator 0, tamam. Tamam. Şemsi. Accumulators. Ters oldu. Bunu yaptığımızda tamamdır şimdi oldu. Tamamdır şimdi çalışması lazım. Şey demek istiyorum. Şu ikisi farklı mı? Eksi. Bakalım. Evet, farklıymış. Evet. Bu ikisi farklı. O zaman bu iki değeri ayrı ayrı girmemiz gerekiyor demektir. Tamamdır. Power usage'ı azaltmanın yöntemleri var. Hatta ve hatta
Hatta ve hatta aklıma bir tane geldi. CMP. Bakalım bu power usage'ımızı azaltacak mı? Hayır. Aynı. Evet, çünkü zaten bir tanesini atlamış oluyoruz. Tamam, gerek yok. Düşünüyorum başka ne yapabiliriz. Aklıma bir tane geldi. Bakalım olacak mı? Eksi. Çok fazla. Tamamdır, boş ver. Tamamdır, bu oldu. Bu arada Virtual Reality Buzzer geldi. Prototype New Ideas. Tamam, bu istediğim bir şeydi. Evet. Oyunun sandbox modu. Hani size istediğiniz her şeyi veriyor ve burada hani ne istiyorsanız yapın diyor size. Evet. burada kesinlikle eğlence. Ama şimdi değil. Create an electronic game. Tamam. Şimdi virtual reality buzzer'a gelelim. Radio RX is non Xbox input. Tamam. RX'i kullanacağız. TX ile işimiz yok, onu anladım. O zaman Under the pay is receive over the radio read. Aslında bayağı basit bir şeye benziyor şu an. Doğru mu anladım ama? Şimdi TGT 0 0 ise yani TGT'den 2 0'dan gelen sinyal 0'dan büyük ise MOV P MOV 100 P 1 ve enerji kullanımına mı odaklıyım yoksa satır ağzına? Neyse, konsepti test edeyim. Sleep 1 Mo Nasıl dur?
move 0 p 1 sleep 1. Tamamdır. Bakalım. Ha, bu devam eden bir sinyal değilmiş. Tamam. Sleep 1. Tamam o zaman. Bu devam eden bir sinyal değil. Birer kere o sinyali veriyor ve o sinyal sıfır olana kadar devam etmiyor. Güzel, anladım. O zaman sanırım bana daha büyük bir devre gerekebilir. Bakacağım. Bunu belki küçültebilirim. Şimdi. Sen gel bakalım. Dur. TGT P X0 sıfırdan büyük ise jump L. Değilse jump yazmışım ya. CMP L. Değilse CMP E. Şimdi L 2 nokta. Seni yazalım. Move 100 P 1 Sleep 1 Move 0 1 saniye Sleep 1 2 nokta üst üste mol 0 p 1 sleep 1 bakalım bu olacak mı? Hayır. Tamamdır. TGT TGT X0 0 X0 hala sıfırdan büyükse move L. Ya da dur bunu şu sleep şuraya E'yi geri ekleyebilirim. Sanki. Bakalım. Move demişim ya. Jump. Bakalım. Reset. Bakalım. Tek x 0 0 değilse uş.
bakalım. Hah, bu oldu. Şimdi düşünüyorum. Şu loop'u şuraya almanın bir yolu var mı? Galiba. Aklıma bir fikir gelmedi bunun üstüne. Ben çoğunluk ya benden az ya benden fazla enerji kullanmış. Kod olarak biraz daha az kod yazabilirmişim. Production cost olarak çoğunlukla aynı düzeydeyim. Kaç satır? 11 satır. 2 satır azaltabilirsem şunlardan birine taşıyabilirim. Ama sanırım buna daha sonra bakacağım. Nasıl dur? Tek x sıfır, sıfır bir ise eksi jump. Şimdi bir şey test edeceğim. Tamam, 10 satıra indirdim. Bakalım bu çalışıyor mu? Evet, çalışıyor. Bunu daha da azaltmanın yolu var mı? Evet. Daha da azalttık. Yani bunun anlamı şu an production cost'u da düşürebiliyoruz. Continue editing. Evet, sen gel, sen gel. Tamamdır. Ortaya bence gayet güzel bir sonuç çıktı. Evet, production cost'umuz düştü. Enerji kullanımımız da düştü. Evet. Şimdi Little Help ve Tag URT. Bakalım sen nasıl bir şeysin? Bunlara bir göz gezdirelim. Gene şu RX RT'lerimiz. Bu. Bayağı bir şey söz konusu burada. Şuna bir bakalım. Emo. Evet, devrelerimiz bayağı bir karmaşıklaşmaya başladı yavaştan. Tamamdır o zaman. Bunlar. Bir sonraki bölümümüze geçecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Köfte köftenin günler. Eğlenceler.